35. Vergi Haftası bu yıl 26 Şubat 3 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Geleceğimiz vergilerimizle güvende sloganıyla kutlanacak Vergi Haftası etkinlikleri Isparta'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk Isparta Defterdarı Osman Koçaş tarafından Atatürk Anıtı'na sunuldu. Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Isparta Defterdarı Osman Koçaş bir konuşma yaptı. Kazançlarının belli bir kısmını tam ve zamanında mali yükümlülük gereği vergi olarak veren mükelleflerimizin davranışı takdire şayan bir gerçektir. Türk vergi sisteminde beyana dayalı esastır. Mükellefler elde etmiş oldukları kazanç ve iratlarını vergi yasalarında belirlenen süre içerisinde beyan eder, tarh ve tebliğ edilen ve tahakkuk eden vergiler tahsil aşamasıyla vergi geliri olarak devlet hesaplarında yer alır. Defterdar Koçaş, Isparta'da ilk 10'a giren vergi rekortmenlerini kamuoyuyla paylaştı. 2023 mali yılı vergilendirme dönemi kazanç ve iratların beyannamelerinin alınmaya başlandığı bu aylarda 2002 mali yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak Isparta ilinde ilk 50 dereceye giren mükelleflerimizin isimleri veya ticaret ünvanları ile tahakkuk eden vergilerini kamuoyu ile bugün paylaşıyoruz. Kurumlar vergisindeki ilk 10 mükellefimiz, birinci derece olan mükellefimiz isminin açıklanmasını istememektedir. İkincisi Matemar, Mermer, Granit, Madencilik Anonim Şirketi. Üçüncü sırada Isparta Mensucat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Dördüncü sırada Sebat Gülyağ ve Uçucu Yağlar Kozmetik Limited Şirketi. Beşinci sırada Afes Mermer Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Altıncı sırada yine ismin açıklanmasını istemiyor. Yedinci sırada Çıraklar Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Sekizinci sırada Dedegül Enerji Yatırım AŞ Anonim Şirketi. Dokuzuncu sırada İYAŞ Isparta Gıda Sanayi Ticaret AŞ. Onuncu sırada ise Basmacıoğlu Sanayi Anonim Şirketi. Gelir vergisi mükelleflerimizin ilk 10'a girenleri paylaşmak istiyorum. Birinci sırada sevgili Kenan Yıldırım kardeşimiz. Kenan Bey'in bir özelliği var. Tebrik ediyorum. Kamuoyuyla da paylaşıyor. Kendi izin aldık. Türkiye'de ilk 500 arasına giren mükellefimiz. İkinci sırada Bekir Söyleyici kardeşimiz. Üçüncü sırada Ramazan İrfan Özkutlu kardeşimiz. Dördüncü sırada Sezer Maden. Beşinci sırada Mustafa Altıniş kardeşimiz. Altı sırada Mehmet Selek kardeşimiz. Yedinci sırada Ali Ballı kardeşimiz. Sekizinci sırada Mehmet Ali Şan kardeşimiz. Dokuzuncu sırada Lütfü Ayaz kardeşimiz. Onuncu sırada ise İzzet Arıtunç kardeşimiz. Konuşmanın ardından Defterdar Koçaş ve beraberindekiler Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kamu hizmetlerinin temel kaynağının vergiler olduğuna dikkat çeken Vali Aydın Baruş, Isparta'nın vergi bilinci yüksek bir il olduğunu belirterek, ilimiz vergi tahsilatında Türkiye genelinde 6. sırada ifadelerini kullandı. Kamu hizmetlerinin temel kaynağı vatandaşımızdan kazandığı oranında toplanan vergiler, yani dolaylı ve dolaysız vergiler. Özellikle dolaysız vergilerin artırılması kamuoyunda vergi ödeme konusundaki duyarlılığın artırılmasıyla orantılı. Dolayısıyla her Türk vatandaşına bunu çok iyi anlatmamız lazım. Isparta'mız bu noktada vergi bilinci noktasında gerçekten başarılı bir şehir. Sizin ifade ettiğiniz rakamlardan yani %90'ın üzerinde tahsilat oranına ulaşmış olmamız ve Türkiye'de bu konuda 6. sırada olmamız Isparta'nın vergileri ödeme noktasında hassas olduğunu gösteriyor. Tüm Ispartalı vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum.